Üç burçakning bisektrisasining xossalariga oid navbatdagi masalalar. Mana bizga üç burçak berilgan. Üç burçakning tomonlari 7, 5 va 10 ga teng. D bisektrisalar kesishish nuqtasi. Ya'ni bisektrisalar D nuqtada kesishar ekan. X taqsim Y'ni toping. Bu yerda X mana D nuqtada, demak mana bu bisektrisa, burchaklar teng, bisektrisa ikkita kesmaga ajratilyapti. Biri X bilan belgilangan, ikkinchisi Y bilan belgilangan. Demak X taqsim Y'ni toping. X taqsim Y'ni topamiz. Xo'p, dastlab biz mana bu kesmalarni topishdan boshlaymiz. Mana bu kesmani topamiz. Bu ham bisektrisa bo'lganligi sababli bisektrisani tomonda ajratgan kesmalari mana bu tomonlarga proporsional bo'ladi. 7 mana bir 7t bo'ladi. 5 bo'lsa bu 5t ga teng bo'ladi. 7t qo'shib 5t 10 ga teng. Bu yerdan biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Demak 7t qo'shib 5t teng 10 ga. Bu yerdan 12t teng 10, t teng 5 taqsim 6 ekan. T'ni topdik. Endi 7t'ni topib qo'yishimiz mumkin. 7t teng 7 ko'paytirib 5 35. 35 taqsim 6 ga. 5t esa 25 taqsim 6 ga teng. Shunday qilib biz mana bu kesmalarni topdik. Endi x taqsim y'ni topamiz. Buning uchun biz mana d'ni mana bu 3 bilan tutashtiramiz. Bu ham bisektrisa bo'ladi. Chunki masalaning shartiga ko'ra d bisektrisalar kesishgan nuqta. U holda mana bu 3 burchakni qaraydigan bo'lsak, 3 burchakning ikkita tomoni berilgan. 5 ga teng, bu tomoni mana 5 ni 25 taqsim 6 ga teng. U holda x va y kesmalar 5 va 25 taqsim 6 ga proporsional bo'ladi. Ya'ni x taqsim y teng bo'ladi 5 taqsim 5 taqsim 5 ta. Mana 5 lar qisqarib kelsa, demak 1 taqsim t ga teng bo'lar ekan. Hattoki mana bu sondan foydalanmasak ham bo'lar ekan. 1 taqsim t t bu songa teng, teskarisi 6 taqsim 5 ga teng. Shunday qilib biz x taqsim y ni topdik. Javob 6 taqsim 5. Endi navbatdagi masalaga o'tamiz. Uch burchak berilgan, tomonlari 8, 6, 7. 7 tomonga o'tkazilgan bisektrisasini toping. L'ni toping. Mana bisektrisa burchaklari teng. Burchakni teng 2 ga bo'lyapti. Xo'p, L'ni topamiz. L'ni topish uchun dastlab biz x va y kesmalarini topaylik. Mana bisektrisa 7 ga teng tomonni ikkita kesmaga ajratyapti. Biri x bilan belgilandi, ikkinchisini y bilan belgiladik. X va y larni topamiz. X va y lar 6 va 8 va 6 tomonlarga mos ravishda proporsional bo'lganligi sababli x teng 8t, 8t deb yozish mumkin. Y teng 6t. Yana t'ni topamiz. Bu ikkita sonni yig'indisa 7 ga teng. Demak 8t qo'shib 6t teng 7 ga. Bu 14t teng 7 ga. Demak t teng 1 taqsim 2 ga. Demak x teng t ni o'rniga 1 taqsim 2 ni olib borib qo'ysak 4 ga teng. X 4 ga teng ekan. Agar t ni o'rniga 1 taqsim 2 qo'ysak 3 hosil bo'ladi. Demak y 3 ga teng ekan. X va y larni topdik. Endi bularni bilgan holda L'ni topish qiyin emas. L. Uch burchakning ikkita tomoni, ana A va B ga teng bo'lgan tomonlar orasidan chiquvchi bisektrisa uchun quyidagi formulani o'rinlang. AB minus X ko'paytirib Y. A ko'paytirib B minus X ko'paytirib Y.
Bana bizde halde bu a getireyim bolu yaptı, bu b getireyim bolu yaptı. A da minus x, y. Şu formuladan faydalanabiliriz. 8 küp artırı 6. Minus x küp artırı y. 4 küp artırı 3. 48. Minus a bir de l kvadrat. L'ni özümüz l kvadrat. L kvadrat a da minus x, y getireyim. 6 kere 8, 48. 4 kere 3, 12. Bu teng 36. Bir de elini tapadigan bo'lsak, el 6 ga teng ekanini kelib chiqadi. Shunday qilib, 7 tomonga tushirilgan, o'tkazilgan bisektor esa 6 ga teng ekan. Biz yana boshqa bir formuladan ham foydalanishimiz mumkin. Bisektor esa uchun, bisektor esadan topish uchun L teng 2 ildiz ostida A, B taqsim A plus B ildiz ostida P ko'paytiruv P minus S. Va S tomonga tushirilgan S tomon 7 bo'lyapti bizda. Uchburchakning tomonlari berilgan A, B, S. S tamam 7. Şu S tamam geçirilgen bisektör isanı bana bu formuladan tapışı mümkün. O bir yerde P yarım perimetr. P ting. Üç bürçakının yarım perimetri. Yani A plus B plus S taksım 2 getin. Biz de 8, 6, 7. Taksım 2, 14, 21, taksım 2 buladı. Ve bu ikinci yolu. Bisektör isanı biz ikinci yolundan geçmekçimiz. 10 ta masalanı bitti usulüyle geçkenden göre, bitti masalanı 10 ta usulüyle geçken afzal. Çünkü bunda biz metod örgünemiz. Şimdi formülüye abarıp koyalımız. L teng 2, yıldız ostida A köpaytırı B, 8 köpaytırı 6. Taksım 8 koşu 6 köpaytırı ildiz ostida P 21 taksım 2 köpaytırı P minus S. Yani 21 taksım 2 minus S bizde 7 geteyin. 14 7 taksım 2 geteyin eken. Demek bir yerde 7 taksım 2. İfadana saddalaştıramız ifadana. Ve bana bir de 2 48 14 21 21'ni 7 ko'paytirib 3 deyishimiz mumkin. İkitasidan bitta 7 chiqadi. Yuzostdan 3 qoladi. 2 da 2'den bitta 2 chiqadi. Xo'p, ikkilarni soddalashtiramiz. 7 ni ham qisqartirsak, bu yerda 2 qoladi. 48 ni ham biz 3 ko'paytirib 16 deyish mumkin. Ildiz ostida 3, bu taqsim 2 qoldi bu yerda. 2 ta ildiz ostida 3 dan bitta 3 chiqadi. 16 dan 4 chiqadi. 4 ni 2 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 6. Demek bu halda ham biz 6 ni hosil qildik. Ve biz ikinci yo'lni keltirdik bu yerda.